Kelebekler değişimin yaşayan örnekleridir. En sevdiğiniz renk ve desene sahip kelebeği seçin. Bir numara dikkatinizi çektiyse hassas ve dürüst birisiniz. Diğerlerine karşı çok şefkatlisiniz. İnsanlara yardımcı olmak doğanızda var. Fakat başkalarına yardımcı olurken kendi duygularınızı ihmal etmeyin. Gerekli durumlarda yardım istemekten çekinmeyin. Kendinize de aynı saygı ve özenle yaklaşın. Nazik ve hassas ruhunuz bunu hak ediyor. İkinci kelebeği seçtiyseniz, kendiyle ve dünyanın geri kalanıyla barışık, huzurlu birisiniz demektir. Sizi tanımlayan bir kelime varsa o da dengedir. Kişisel hayatınız ve iş hayatınız arasında denge kurmakta hiç zorlanmıyorsunuz. İnsanlar sorunlarınızı ve mücadelenizi hiç fark edemiyor. Çünkü duygularınızı gizlemeyi tercih ediyorsunuz ve kendinizi eskisi gibi hissedene kadar insanlardan uzaklaştırıyorsunuz. Üçüncü kelebeği seçenler için yaratıcı diyebiliriz. Küçük şeylerdeki güzelliği görebiliyorsunuz. Mantıklı yapınız nedeniyle gerekmese bile her şeyi analiz etmeyi seviyorsunuz. Mükemmeliyetçisiniz ve işin sonucundan tamamen memnun kalmayacaksanız onu biraz geciktirmeyi tercih edersiniz. İşiniz sizin için çok büyük bir öneme sahip olduğu için fazladan birkaç saat mesai yapmaktan çekinmiyorsunuz. Dördüncü kelebeği seçenler için hırslı desek yanılmış olmayız. Hedeflerinizi belirliyor ve onlara adım adım ulaşıyorsunuz. Diğer insanları hayal kırıklığına uğratmaktan çekindiğiniz için en büyük korkunuz başarısızlık. Sizi pek yakından tanımayan kimseler sizin küstah ve başarıya takıntılı biri olduğunuzu düşünebilir. Tercihinizi beşinci kelebekten yana kullandıysanız çok fazla enerjiye sahip hevesli birisinizdir. Hayata her zaman olumlu bakar ve bitmek tükenmek bilmeyen eğlenceler için ilham kaynağı olursunuz. En büyük korkunuz can sıkıntısıdır. Dünya üzerindeki her şeyi deneyip her yere gitmek istersiniz. Bu nedenle bir seferde çok fazla sorumluluk alıp hepsini yetiştiremediğiniz zamanlar olabiliyor. Kalbinizi çalan 6 numaralı kelebek de oldu. O halde mantıklı ve bilge birisiniz demektir. Diğer insanlar sizin tavsiye ve eleştirilerinize önem verir. Durumları detaylıca inceleyerek bir çatışma anında kimsenin tarafını tutmamaya özen gösterirsiniz. Duygularınızla aranız iyidir ve çok fazla şeyi kafanıza takmazsınız. Sakin kalmanızın sırrı ise vicdanınızın tertemiz olmasıdır. Devam edelim. Sizce bu görsellerden hangisi daha korkutucu? Ödenmemiş fatura gördüğünüzde başınız mı ağrıyor? Ayakları yere basan ve çalışkan birisiniz demektir. Hayatınızı kurallar çerçevesinde yaşamaktan mutlu olursunuz. 40 yılda bir olsa da hayatınızda sıra dışı şeyler yapmayı deneyin. Belki seversiniz. Sahne ışıkları sizi korkutuyorsa içinizi kemiren bir sır olabilir. Bu sırrı biriyle paylaşmayı deneyin ya da yaptığınız hatayı itiraf edin. Bunun sebebi sadece utangaçlığınız da olabilir. Unutmayın, siz ilgiye değersiniz. Ayrılık fikrine dayanamıyorsanız siz de kalbi çok fazla kırılan kişilerdensiniz demektir. Yeni bir hobi edinebilir, saçlarınızı kestirebilir, normalde giymeyeceğiniz bazı kıyafetleri alabilir ve kendinizi de hoşlandığınız kişi kadar sevmeye çalışabilirsiniz. Bu sayede ilişkiniz daha fazla güçlenir. En kötü kabuslar sizi mi buluyor? Yatmadan önce biraz meditasyon yapmayı deneyin. Ayrıca hayatınızdaki her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul edin. Bazen biraz tökezlemek normaldir. Yılan düşmanlarınızı temsil eder. Bu kişileri tanıyorsanız ilk adımı atıp anlaşmazlığınızı barışçıl şekilde çözmeyi deneyin. Bu imkansızsa sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirin ve herkesi memnun edemeyeceğinizi hatırlayın. Büyük açık alanlardan ya da diğer adıyla bilinmeyenden mi korkuyorsunuz? Öyleyse her adımını planlayan ve sürprizlere yer bırakmayan birisinizdir. Bazen işleri oluruna bırakmaktan çekinmeyin. Beklediğinizden daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bu gökyüzü manzaralarından hangisi mevcut ruh halinizi daha iyi yansıtıyor? Aralarından güneş ışınlarının süzüldüğü hafif bulutlu havayı seçtiyseniz, bazen uçlarda yaşamayı seçseniz de dengeli bir yapınız var demektir. Duygularınızı kontrol altında tutmayı biliyor ve her gecenin bir sabaha olduğuna inanıyorsunuz. Açık havayı seçtiyseniz çok şanslı birisiniz. Bu sıralar hayatınızda olan her şeyden mutlusunuz. Her gün gülümseyip neşeli olmak için yeni sebeplere ihtiyacınız yok. Böyle devam edin. Fırtınalı havayı seçtiyseniz hayatınız bu sıralar çok heyecanlı anılara sahne oluyor olabilir. Yeni bir iş, yeni bir şehre taşınmak ya da üzerinde çalıştığınız büyük bir proje olabilir. Kapınızı açık tutarsanız size öğreneceğiniz bir ders getirecektir.
Parlak gün batımını mı seçtiniz? O halde şu anda hayatınızın yansıtıcı dönemindesinizdir. Hmm. Arada sırada kendinizi geçmişe özlem ve hüzünle bakarken yakalıyorsanız merak etmeyin. Çünkü en iyi günlerinizi daha yaşamadınız. Romantik, pembemsi gökyüzü zaten kendini anlatıyor. Aşıksınız. Bu başka bir insan olabileceği gibi aşık olduğunuz şey işiniz, hobiniz, hatta kendiniz bile olabilirsiniz. Tadını çıkarın. Gri bulutlarla kaplı gökyüzünü seçtiyseniz güçlü olun. Bazen ilerleyebilmenin tek yolu engelleri aşmaktır. Gerçekten ihtiyacınızın olduğu durumlarda başkalarından yardım ve destek istemekten çekinmeyin. Bu resimlerden hangisi sizi daha çok etkiledi? Dikkatinizi çeken boş tuval mi oldu? Günlük rutininizden sıkıldığınızı ve hayatınızdaki bir şeyleri değiştirmek istediğinizi söyleyebiliriz. Küçük şeylerle başlarsanız pişman olmazsınız. Yapbozu seçtiyseniz kimsenin üstesinden gelemediği zorlu görevlerle mücadele etmeye bayılıyorsunuzdur. Sadece yeni şeyler öğrenirken ve farklı şeyler denerken kendinizi geliştirdiğinizde mutlu hissedersiniz. Büyük evi seçtiyseniz ailesine düşkün biri olduğunuzu söyleyebiliriz. Dünyadaki tüm parayı teklif etseler bile sevdiğiniz kişilerden uzakta yaşamayı kabul etmezsiniz. Başkalarına yardım ederek hayatınızdan keyif alırsınız. Ormana gitmeye hazır mısınız? O halde doğuştan maceracı olduğunuzu söylemeliyiz. Can sıkıntısı sizin için bir felaket gibidir. Dikkatli ve pratik davranmaya devam ederek maceralarınıza devam edebilirsiniz. Bir an önce kariyer basamaklarını tırmanmak istiyorsanız, hayattan ne beklediğinizi biliyorsunuz demektir. Hedef odaklı ve hırslı birisiniz. Yolunuza çıkan başarısızlıklar yüzünden kendinizi cezalandırmadığınız sürece bu bir sorun değildir. Spor ayakkabıların olduğu resim sizi motive ettiyse, spor ayakkabılarınızı giyip bir koşuya çıkın. Koşu yapmaya uzun süre ara vermeyin ve düzenli spor yapın. Evi yenileme vakti geldi. Salonunuzdaki duvarlardan birini bu desenlerden biriyle kaplamanız gerekse hangisini seçerdiniz? Eğer klasikleri tercih ediyorsanız, dikkat çekmeyi sevmeyen biri olduğunuzu söyleyebiliriz. Diğer insanların görüşlerine çok fazla güveniyorsunuz. Arada sırada kendi fikirlerinizi uygulamaktan zarar gelmez. Tropikal yaprakları seçtiyseniz tüm partilerin aranan kişisi olabilirsiniz. Ofisinizde bile olsanız her zaman tatil modundasınızdır. Ne de olsa hayat böyle daha eğlenceli. Beyaz deseni seçtiyseniz bu sıralar her şeyden bunalmış olabilirsiniz. Zihninizi rahatlatıp temizlemek için açık havada biraz zaman geçirmeyi deneyin. Siyah ve beyaz desenleri sevenler detaycı bir zihne sahip analitik kişilerdir. Siz de bunu tercih ettiyseniz aranız sayılarla ve planlamayla gayet iyidir. Hayatınızda genellikle ani kararlar almazsınız. Duvarınızda olmasını istediğiniz desen pastel renklerse sevecen ve şefkatli bir yapınız var demektir. Birçok arkadaşınız vardır ve hepsi tarafından sevilirsiniz. Eviniz dünyalar kadar kıymetlidir. Bu yüzden daima düzenlidir. Hatta daha şık bir yer olmasını sağlamak için küçük ve şirin süsler alırsınız. Parlak renkli soyut tasarımı seçtiyseniz asi ve sanatçı bir kişiliğiniz var demektir. Kendinizi ifade etmekten korkmazsınız. Montunuzun renginden tutun, duvarlarınızdaki desene kadar her şey orijinal bir tarzınız olduğunu doğrular.